Arusha'dan herkese selamlar arkadaşlar. Dün yaklaşık 5 sularında Arusha'ya vardık. Daha sonrasında işte araç tuttuk, otel aradık falan vesaire derken biraz da yol yorgunluğu vardı ister istemez. Duşumuzu vesaire aldık. Daha sonrasında dışarı çıktık, yemek yedik, tekrar eve geldik, kafayı koyduk, direkt yattık. Bu yüzden otel videosu çekmek isterdim fakat benim telefonumda şöyle bir durum var. Hakikaten yani bu Samsung cep telefonları gece görüşleri çok kötü. Yani zaten sanırsam iPhone'ların da o şekilde olsa gerek. Yani video çektiğiniz zaman bildiğiniz böyle çorba gibi çekiyor. O yüzden geceleri çok fazla video çekmek taraftarı değilim. Ama bazen çok mecbur kaldığımda da işte bu şekilde görüntüler alıyoruz. Bu yüzden dedim ki sabaha bırakayım. Sabah oldu, uyandık, kahvaltımızı vesaire yaptık. Daha sonrasında bu oteli, kaldığım yeri sizlerle paylaşmak istiyorum. Dün arkadaşlar yaklaşık olarak birkaç tane oteli gezdik, dolaştık. Tabii bu otellerin çoğu pansiyon tarzında otellerdi. Fiyatları çok uygun. Yaklaşık 30 bin şilingden başlıyor. Bazı pansiyonların fiyatları işte 30 bin şiling, 35, 45, 40 o civarlardaydı. Daha sonrasında işte şu kalmış olduğumuz otel bulduk. Daha sonrasında bu otelde kalmaya karar verdik. Fiyat da inanılmaz uygun arkadaşlar. 55 bin şiling fiyat. İçerisinde işte kahvaltısı var, interneti var, sıcak suyu var, kliması var. Ve gayet de sessiz, sakin ve manzarası gerçekten çok hoş bir yer arkadaşlar. Geceleri de inanılmaz serin oluyor. Zaten klimayı açmıyorsunuz bile diyebilirim. Sadece pencereleri açsanız bile muazzam. Yani ben açıkçası bu oteli çok beğendim, memnun kaldım. Eğer Arusha'ya gelirseniz bu oteli ismini falan vesaire birazdan size dış cephesini de iç kısımları, odalarını falan vesaire de sizler için çekeceğim, paylaşacağım. Bu otelde kalabilirsiniz arkadaşlar. Gayet sakin, sessiz, temiz ve 10 üzerinden 10 numara bir otel diyebilirim. Yani yemekleri falan vesaire de var. En aşağı katında işte bar bölümü var. Alkol içmek istiyorsanız bar bölümünde tüketebilirsiniz. Ya da ne bileyim lokanta bölümü var. Oradan istediğiniz yemekleri söyleyebilirsiniz hiç dışarı çıkmadan. Bu arada dün gece biz The Hub diye bir mekana gittik arkadaşlar. Ya enfesti. Yani hakikaten Darüsselam'da böyle mekan yok öyle söyleyeyim. Kendimi sanki bildiğim böyle Türkiye'de hissettim. Dışarıda böyle bahçesi falan vardı. Hakikaten çekip paylaşmak isterdim. Instagram'da historimde paylaştım fakat bildiğiniz üzere işte videoyu çektiğiniz zaman karanlık ortamda çok fazla belli olmuyor. Bu yüzden oraya da buraya gelirseniz muhakkak uğrayın arkadaşlar. Hatta nargilesi bile var. Yani yalan söylemiyorum arkadaşlar, bu bir gerçek. İnanılmaz çünkü Arusha'da çok fazla Araplar var. Burada çok fazla Araplar ikamet ediyor. Buraya nargile kullanmak serbest. Nargile satışı da serbest arkadaşlar. Darüsselam gibi değil. Bu yüzden burada nargilesi dahi vardı. Muazzam bir ortamdı. Yemekleri enfes güzeldi. Mekanın ismi The Hub. Muhakkak uğrayın arkadaşlar. Hadi ben lafı daha fazla uzatmayacağım. Size oteli gezdireyim.
Tabii ki otelde kaldığımız zaman ne yapıyoruz? National Standard sürekli yaptığım Tanzanya'da kahvaltıyla alakalı videomu da paylaşmasak olmazdı. Arkadaşlar tabii ki hani Tanzanya'da kahvaltı kültürü yok. Bu yüzden hani burada artık otelde falan vesaire ne bulursanız onu gömmek zorunluluğunuz var. Bu yüzden otelin içerisinde işte sabahleyin kahvaltı da işte ekmeği, yanında işte tereyağı, ondan sonra birazcık reçeli, işte omlet istiyorsunuz. Bu otelde mesela işte sambuse dediğimiz bir tane börek çeşidi var, ondan var. Daha sonrasında işte vegetable dedikleri bir şey yapıyorlar böyle yağda kızartıyorlar işte soğanı, havucu, patatesi falan vesaire böyle minik bir kızartma tarzında bir şey. Onlardan böyle getirecekler, birazdan bir masayı donatacaklar. Onu yiyeceğiz kahvaltı niyetine. Artık bizim Türkiye'deki gibi böyle 70 çeşit, 80 çeşit, 150 çeşit peynir falan vesaire bu tip şeyler maalesef Tanzanya'da yok. Yani kahvaltı kültürü burada hakikaten çok farklı arkadaşlar. Bizimki gibi değil. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hepinize hoşça kalın.